Evet, herkese merhaba. Bugün Eymir Gölü'ne geldim. Fakat bisiklet severlerin kolay kolay gelemediği TRT kapısından giriş yaptım. Şimdi beraber Eymir Gölü'ne giden o yokuşu ineceğiz. Biraz Eymir Gölü'nde bisiklet kullandıktan sonra Alba 500 watt kitimizin yokuş performansını TRT kapısında deneyeceğiz. Yani beraber TRT kapısını çıkmaya çalışacağız. Haydi başlayalım. Pazar günü, güzel bir gün ama gördüğünüz gibi Eymir Gölü çok kalabalık. Sanki tüm Ankaralılar burada. Evet, sol tarafımda TRT binası, Eymir Gölü'nün TRT girişi. Şu an Alba 500 watt elektrikli kitimizin destek seviyesi 4'te. Yaklaşık 16-17 kilometre hızla yavaş yavaş gidiyoruz. Aman Allah'ım, şu kuyruğa bakar mısın ya? Umarım biz dönerken bu sıkışıklık geçmiş olur, biz de rahat rahat çıkarız. Aman Allah'ım, şu yokuşa bakar mısın? Şu an yokuş iniyoruz, bir de bunun çıkışı var. Evet. Ben uzun yıllardır Eymir'e gelirim. Bu bölgede hiç bir bisiklet severin olduğunu görmedim. Nedeni de açık zaten. İnanılmaz bir yokuş. Tabii kimse buraya bisikletle gelmeye cesaret edemiyor TRT kapısından. Bakalım 500 watt kitimiz bize bu keyfi yaşatacak mı? Yokuşu nasıl çıkacağız geri ya? Umarım çıkabiliriz. Yaklaşık 2 kilometredir yokuş iniyoruz. Bu bildiğin dağ yolu. Yani buna ben şehir şartları diyemem. Böyle bir yokuşu şehirde görmeniz mümkün değil.
Benden başka deli yok burada. Bisikletle gelen. Özellikle pazar günleri Emir inanılmaz kalabalık. Tabii Ankara'nın aktivitelerinden bir tanesi de Emir'e gelmek. Burada yürüyüş yapmak. Burası ODTÜ tarafından işletiliyor. Evet. Yokuşa indik. Bizden başka bisiklet kullanan yoktu. Bu iyi işaret değil. Bakalım. Göle geldik. Bakalım yürüyüş yolu nasıl? Tabii burada çok bisikletli göreceğiz. Çünkü buraya gelenler genelde bisikletlerini kiralıyorlar. Şu gördüğünüz şey mesela kiralık. Çok büyük. Evet, inanılmaz kalabalık. İşte şurayı biraz geçelim ya. Tabi amacım Emir turu yapmak değil, bu bisikletin TRT girişinden Emir'e geldiğiniz zaman ve tekrar TRT çıkışından çıkmak istediğiniz zaman o yokuşu çıkıp çıkamayacağı. Gölün etrafı 11 kilometre. Bu insan seli gölün ne kadar kalabalık olduğunu anlamanız açısından önemli. Evet, önümde küçük bir bisiklet sever. Gölde çok balık tutmak isteyen kişi görüyorum. Yavaş yavaş da gün batıyor.
Bu gölün iki giriş kapısı var. Birisi TRT giriş kapısı. Bir tanesi de göl başından girilen kapı. Evet. Gün batımı. Harika manzara. Sonbahar renkleri de çok güzel. Evet, hızımız 32. Ya işte buraya gelenler de bakın mesela şu amca, önümdeki amca sele ayarı yanlış. Yani onların da suçu yok tabii, bu bisikleti kiralayan çocukların bisiklet severlere göstermesi lazım. Bakın selenizi şu şekilde ayarlayın diye.
Evet, Gölün etrafı 11 kilometre. Bu 11 kilometreyi beraber turlayacağız. Ve turun sonunda yine geldiğimiz gibi TRT giriş kapısından o yokuşu çıkarak gölden ayrılacağız. Bakalım TRT yokuşunu çıkabilecek mi 500 watt kitimiz? Kilometre hızla ilerliyorum şu an. Evet, 35. Evet. Çok kalabalık. İyi bir yürü turumuz devam ediyor. Alba 500 watt 20 inç katlanır bisiklet ile iyi bir yürü turluyoruz. Turun sonunda TRT yokuşunu çıkmaya çalışacağız bu bisikletle. Dediğim gibi genelde buraya yürüyüş yapmak için geliyor insanlar ama tabii bisiklette kiralayabilirsiniz. Piknik yapabilirsiniz, kahvaltı yapabilirsiniz. Zaten gölün etrafında 3-4 tane ODTÜ'nün işletmesi var. Bu lokantalardan da kahvaltı, öğle yemeği, akşam yemeği ihtiyacınızı karşılayabilirsiniz. Yine aynı şekilde birkaç tane de büfe var gölün etrafında. Bu şekilde. Normalde
göle hafta sonları ve hafta içi araç girişi yasak. Ancak zaman zaman bazı ODTÜ kartı sahipleri gölün içerisine araçla giriyorlar. Girilmemesi gereken saatlerde. Normalde hafta sonu araca kapalı burası. İşte bakın bir tane araç girmiş. Girmemesi lazım. Evet. Yolu tıkamışlar. Pardon, şuradan ben bir geçsem. Siz böyle kapatmışsınız yolu ama. Pardon. Geçmiş olsun. Çok da akşama kalmak istemiyorum. İşte yavaş yavaş batıyor. Hatta battı da diyebiliriz. Video açısından kötü olabilir. Akşam görüntü çekmek hiç de kolay olmaz. Ya tabii Emir göründe bisiklet sürerken de dikkatli olmak lazım. İnsanlar yayılmacı bir şekilde tüm yolu kapadıkları için evet, bir tane kafe, solda kayıkhane restorantı. Özellikle alabalık tavasını tavsiye ederim kayıkhane restorantının. Burası da plajım. Plajı derken yüzülmüyor, yanlış anlamayın. İşte insanlar böyle geliyor, fotoğraf çektiriyorlar. Burası da plajı. Oo, düğün mü var burada ya bugün? İşte yayılmacı bir kalabalık daha. Oradan geçmek mümkün değil. Şöyle, şöyle geçebilirsek. Yani hafta sonu burada bisiklet sürmek güzel mi? Erken saatlerde gelirseniz güzel. Yoksa böyle kalabalık içerisinde ne kadar sürülebilir bilemiyorum.
Bir de kullananların çoğu deneyimsiz bisiklet sever. Evet. Haydi bakalım. Çok kalabalık. Buranın iyi yönü şu, köpekleri çok insancıl. Kesinlikle saldırmazlar. Bisikletli olsanız bile saldırmazlar. O yönden rahat. Ama inanılmaz kalabalık ya. Küçük bisiklet sever. Ya Emir'in tadını çıkartmak istiyorsanız ya tatil günlerinde gelin. Tatil günleri derken herkesin tatil olduğu günlerden bahsetmiyorum. Yani sizin özel bir tatiliniz vardır. O zaman gelin ya da cumartesi günü gelin. Cumartesi günleri de insanların birçoğu çalıştığı için cumartesi günlerde pek kalabalık olmuyor burası. Haydi bakalım. Yaklaşık 10 kilometredir beraber bisiklet kullanıyoruz. Birazdan gölün çevresini de dolaşmış olacağız. Dediğim gibi gölün çevresi 10-11 kilometre. Bir de işte TRT'den girerseniz 2 kilometrelik bir yokuş var. Onu da katarsak yaklaşık bir 15 kilometre sürüş yapacağız beraber. Thank you.
trafiğe yakalandık. Şunu geçmek istiyorum artık ya. Sağ tarafımda işte gördüğünüz gibi kiralık bisikletler ama ne kadar güvenilir takdiri size bırakıyorum. Bunların bakımı falan yapılıyor mu bilemiyorum. Ne kadar keyif verir? Hiçbir fikrim yok. Evet, şu an gölün etrafını dolaştık. Evet. Yani bu kadar arabanın arasında da nasıl çıkacağız bilemiyorum. Hadi bakalım. Hadi çıkalım. Güç destek ünitesi şu an 6'da 9'a kadar var biliyorsunuz. 1'den 9'a kadar. Ben şu an 6'da kullanıyorum. Pek zorlandığımı söyleyemem. Rahat rahat çıkıyoruz. Ama tabii yokuş 2 kilometre boyunca devam edeceği için ne olur bilemem. Yokuş da diyemeyiz buna. Dağ yolu. Evet. O meşhur Eymir TRT yokuşunu çıkıyoruz. Bazıları sormuş, bir önceki videoda kiti tanıtmıştım size. Ya işte vites kaçta olmalı sürerken diye. Arkadaşlar boş çevirmeyeceksiniz. Siz kite ne kadar destek verirseniz bataryanız o kadar uzun süre gider. Boş çevirmeyin yani. Bu kitler sizi yokuş çıkartması için yapılmış kitler. Pedal desteksiz bir anlamı yok. Evet, yokuşun en dik yerlerine geliyoruz. Benden başka bisiklet kullanan yok. Şu anki 820 watt güç harcıyor. Fakat rahat bir şekilde çıkıyorum. Pedal boşta değil yani. Pedalı hissediyorum, çeviriyorum. Ben de destek veriyorum. Çıkılmaz denilen yokuşu çıktı. Şöyle bir göstereyim, çıktığımız yere bakın.
Arkadaşlar, boru değil. Bakın şuraya. Buradan geldik. Devam edelim. Fazla gaza gelmeyelim. Devam. Evet. Bu testten sonra şunu söyleyebilirim. Alba 500 watt'ın çıkamayacağı yokuş yok gibi. Oo, trafiğe bak. Ya tabii biz bu trafiği beklemeyelim bence. Bisiklet olmamızın avantajını kullanalım şöyle. Bay bay. Şöyle şuradan. Geçelim. Hatta şuradan şöyle gidelim. Oo, yokuşa bak. İnanılmaz yokuş ama çıkıyoruz. Biraz freni vitesi yumuşattım. Devam.
Çok az kaldı. Yokuşu tamamladık. Evet, rotamızı sorunsuz bir şekilde tamamladık. Umarım bu video bu kiti almak isteyenler ya da bu kite sahip olanlar için faydalı ve bilgilendirici bir video olmuştur. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bisiklette kalın. Sevgiler. Style.